Abdullah, evet. şimdi şöyle, yani sen de bize şunu söyle, yine aynı konuyu sana da sorayım. Burada Amerika Birleşik Devletleri veyahut da e, hani başka bir ülkeyle, Çin'de olabilir bu, bu yorumu yap. Rusya bir e, hani proje mi götürüyorlar? Rusya'nın amacı, bir sonraki amacı. Yani herkes şunu konuşuyor, biz başka bir şey konuşalım. Konuşulan Ukrayna-Rusya Savaşı. Ben ona Rusya'nın Ukrayna Operasyonu diyorum, savaşı demiyorum. Biz bir sonraki adımı konuşalım askeri olarak da. Ya şimdi bunu biliyoruz zaten. Bir şekilde Rusya ya buraları ikiye bölecek ya da hepsi benim diyecek. Bir sonraki aşama ne olacak? Ama sorum bunu da cevaplarsın. Sorum şu. Rusya'nın asıl amacı ne? Ve kimle birlikte hareket ediyor? Şimdi bununla ilgili çok farklı projeksiyonlar geliştirebiliriz. Ama e, iz, e, sürmüş olduğumuz izler e, tahmin ediyorum bizi e, iyi bir noktalara götürür. Şimdi temel bir e, kuran var zaten, yaklaşım var. E, büyükler kavga ederler, küçükleri paylaşırlar. Ama kavga hiçbir zaman kendi aralarında birebir yumruklaşmayla olmaz. Yani bu, Bugün e, riskli bir fotoğraf olmakla beraber Amerika Birleşik Devletleri ile e, Rusya e, dünyayı paylaşmışlardır. Yani bizim çağımıza. Amgasını bulmuştur. Yani Atlantik'le Avras Avrasya bloğu veya Doğu bloğu ile Batı bloğu. Bunlarla ilgili. Bugün Şimdi... içinde aynı pozisyonu almaya çalışıyorlar mı? <laughs> ben ben öyle düşünmüyorum artık. Evet. Yani bunun sebebi şu. Çünkü Atlantik'ten Pasifik'e kadar, Atlantik, Avrasya, Asya, Pasifik bir takım güç çöküşleri ve güç yükseliş, yükselişleri oldu. Rekabetler arttı şarjlar attı ve e, ortak alanlarda e, menfaat kavgaları, çıkar kavgaları çoğaldı. Şimdi böyle olunca e, tabii güç çöküşleri ve güç yük yükselişleri olmasaydı belki kendi içerisinde stabil gidebilirdi ama e, çöküşler, sonra bekaetler savaşın en baştan şunu söyleyeyim. Hani en başta 3. bin yılda e, teolojik istiraslarla beraber kendisini gösteren e, siyaset ve stratejiler Ondan sonra gelen işgal ve istilalar, ondan sonra gelen mezhep savaşları, ondan ondan sonra gelen asimetrik savaşlar yani dördüncü nesil savaşlar. Dördüncü nesil savaşların tam böyle sürmüş olduğu hararet içerisinde bir anda pandeminin patlaması, pandeminin üretmiş olduğu pek çok mesele sorun bu temel denklemi derinleştirdi. Bir diğer tarafıyla da... Temel tabi, denklem ne hocam? Değil. yani çok at, net söyle söyleyeyim. Doğu ile Batı arasındaki denge. denge. Bu tamam. da den, bu bozul e, bozuldu. bozuldu. Evet. Yani veya bozulma eğilimleri göstermeye başladı. Bir de özellikle Batı'nın içinde sadece Rusya şey diyoruz, Çin Çin diyoruz ama Batı'nın içerisinde e, bir takım son derece güçlenen, zenginleşen ülkeler oldu. Ve bu zenginleşen ülkelerden bir tanesi savaşın mağluplarındandı. Yani bir, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzeninin kaybedeni Almanya. Çok zenginleşti ve kendi bir takım hani bunu hiçbir zaman dile getirmedi ama Almanya emperyal işte dünya dünya jeopolitik arenasında başat devletlerden bir tanesi. Şimdi bu e, nazilerin yenilmesiyle beraber başına vuruldu ve son derece e, güçlü zincirlerle bağlandı. Ama bu zincirlerle bağlanmış olmasına rağmen çok zenginleşti. Yani 5,5 trilyon dolar yıllık e, gayri safi milli hasılası. Şimdi Fransa ile beraber hareket ediyorlar. Fransa'da bildiğim kadarıyla 4.7 trilyon dolar. Şimdi o 10 trilyon, trilyon dolar. dolar. Yani, yani evet. şimdi karasal ka, ka, şeyler az. Ee, karasal alanları az. Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri 21 trilyon dolar ama sanırım 12-13 milyon kilometre kare toprağı var. Evet, şimdi böyle olunca e, burada bir e, başına buyrukluk çıktı. Lebensraum yani, dedikleri o yaşam alanı meselesi heh. aslında Hala dikkat ederseniz bugün de Rusya'nın da diğerlerinin de. Tabii şeyi, hocam ya, ya sonuç adam rahat etmek istiyor. Tabii rahat etmek istiyor. Rahat etmek istiyor. Sonuçta aynı insan gibi devletlerde de rahat etmek Ama istiyor. Ama bu 70 ne? yıl evvel de Hitler'den evvel de vardı. Tabii vardı. Yani, vardı. Yani, vardı. Dragna Ost <laughs> politikası dedikleri doğuya doğru açılma politikası. Bir dipnot yapayım çok özür dilerim hocam <laughs> söyleyeyim komutanım. Ee, şöyle bir şey var. Bu operasyon sonucu ne oldu? Almanya ilk defa silahlanmaya ve silah göndermeye razı edildi. Müthiş evet. Almanya'ya diz çöktürdüler. Ben hatta evet. şöyle bir cümle kurdum. Ee, benim bir komutanım var. Ee, kulaklar içindesin. Dağlı komutanım. Çok severim. Benim tabur komutanım. Güneydoğu'daki mücadele sırasında. Aradım neye benziyorlar dedi. Biliyor musun dedi. Bunu emredin komutanım dedim. Hani dedi e, Şırnak'ta dedi. Yeni Aslan Başar'da şeye çıkmıştık dedi. Operasyona çıkmıştık dedi. Bir baktık ki dedi her taraf kan. Ya şaşırdık yani arazide her taraf kan. Sonra bulduk dedi. Ha, sürüyü bulduk. Koyun, e, çoban Koyundaki bütün sürülerin, e, koyunların şeylerini kesmiş. E, kuyruklarını ve kulaklarını kesmiş. Her taraf kan. Şimdi e, tabi neden, niye falan. E, çoban şöyle dedi de. Koyunlar kan kokusunu aldıklarında, kendi kanlarının kokusunu aldıklarında kurt geliyor diye ağla kaçarlar dedi. Bak dedi hatırladın mı? Dedi? Evet. Bak dedi ne kadar güzel bir cümle. Şimdi koyunlar. Kurt kokusunu alınca ağla kaçarlar. Yani buradan şunu söyleyebilir miyiz? Çok Amerika güzel bir Amerika İroni müthiş. Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ile birlikte bu operasyonu yapıp Avrupayı ağla mı götürmek istiyor? Şimdi, şimdi sonuçlarından bir tanesi evet. oldu. Şimdi bizim arayışımız Ama ne? Ama şimdi şöyle yap. Amerika Tebrik Birleşik Devletleri ile. Rusya daha keskin mı? bir bıçak üstünde yürütmek istiyorum ikiniz de. Yani şimdi bana <laughs> tabi tabi bana şunu şimdi... bak bana şunu söyleme. hadi. Burası da, normal bir bu, program bu, değil. Soru zor soru. Tabi tabii. tabii. Ya yani şimdi evet bunun teorisini şeylerini, projeksiyonları geliştirmek kolay ama içini içini nasıl dolduracağız? Ha, evet. Şimdi, Hocam bak, tamam bir şey, ör şöyle. Ör tamam, bir bitir, bir şey. Bir örnek vereceğim. Hemen bir sorayım. Tamam. Hocam bak ikinize de söylüyorum. Bana şunu yapmayın akademisyen gibi davranmayın. Yani şöyle Onu... davranın. <laughs> benim düşüneceğim bu deyin bana. Hani iki tane teori olabilir ama ben bunu daha çok düşünüyorum. Bu benim için çok değerli çünkü. Şimdi bunları ben kayda geçiyorum. Kayıt dışında kayıt var hocam evet. dikkat et. Hocam ben televizyon ekranlarında anlaşmış olabileceklerini söyledim. Ama yemin... Rusya Amerika. Evet. tamam. Ama, ama bilmiyorum. Bak bir olasılık. Evet. Şimdi hüküm cümlesi kurarsam mahcup olur. Ben yani bu yolu yani şu anda hocam kadar burada elde bir, bir şey yok. Ben böyle bir projeksiyon yapıyorum demek yeterli. Zaten baştan Tabii. söylediğimiz okuma ben okumam, evet. Okumadan, okumadan bak. Şey. Şimdi ne oldu yani, yani ben şundan hoşlanmıyorum bu hocam. Şimdi bakın. Burada delil var. Ben şundan şundan bir hoşlanmıyorum. Şey Hemen söyleyeceğim. Bak bir şey söyleyeceğim. Evet. İzin ver. Yani ben, ben temel kanınam şu. Ben bu noktada tanrısı Allah'a soyunamam. Şimdi bugün Türkiye'de bu savaşla ilgili o kadar çok insan o kadar keskin iddialarda ve tahminlerde bulundular ki o kadar keskin. Şimdi bir ta, bir de tabii ekranın üretmiş olduğu bir şehvet var. Şimdi orada gaza, gaza gene veriyorsunuz. Şimdi size moderatör soruyu sorduğu zaman, spiker soruyu sorduğu zaman son derece işte nokta atışı yapacağım diye sallıyorsunuz. E ondan sonra e, gerçekleştiği zaman tutmuyor. Tutmadı işte şimdi şöyle, şimdi, şimdi, hocam şimdi, şimdi böyle karşınızda da olunca... bir hani normal bir spiker yok. Yani ben sizin tarafınızda olduğum için Aynı zamanda rahatım burada. Şu soruyu sormadığımız zaman şeyi bulamıyoruz. Yani izleyici şunu bekliyor. Abdullah Ağar'dan veya Murat Ferman'dan. Ya gerçek düşüncesi nedir? Hocam şimdi televizyonlar ha, onu... <laughs> bakın şu olabilir. Tutmazsa tutmasın ya. Zaten şimdi bana diyor ki Mahir Kaynak rahmetli dedi ki Ertan dedi ya. Yüzde altmış söylediklerin çıkıyor biliyor musun? Evet dedim. Dedi ki yüzde altmış bir olursa siyeğinin başına geçersin. Yani anlatım olursa 61 CIA'nin başı yani o kadar. O, o, çok büyük bir rakam bu. Yanık yüzde 40 yanıldım demek. Yani yanılacağız. Önemli olan şu kayıt dışının gerçek amacı başka yerde söylemediğinizi söylemeniz lazım. Onun için kayıt dışı kimse duymuyor zaten. Kendi aramızda. Hasret gideriyoruz. Kendi aramızda konuşuruz Evet. Şimdi hocam ben e, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın anlaştığını gördüm. Tamam. Nerede gördün? Şey Suriye'de gördüm hocam. Tamam. Suriye'de hem de bize rağmen anlaştılar. Tamam. Şimdi Sayın Çavuşoğlu hatırlarsınız dedi ki Amerika Birleşik Devletleri bize söz verdi dedi. Yılbaşına kadar dedi Membiç'i bize verecekler dedi. Ben de yani gerçekten çok yakın böyle filan bir de Trump biliyorsunuz kankilik mankilik evet. filan yapıyor. Bazen böyle gösteriyor filan birazcık ucundan böyle şeyler yapıyor. Şimdi Tam böyle işte bir harekat yapacağız. Yani biz bir irade ortaya koyuyoruz. Artık harekat yapacağız yani. Onun yığınağını yapmışız, hazırlanmışız. Muhtemelen bunun pazarlıklarını falan da yapmışız. Şimdi tam böyle bizim harekata başlamamızla birlikte bir baktık ki Rus ordusu Amerikalılar boşalttığı yerlere girmeye başladı. Hemen bizden önce ve bizimle beraber. Şimdi şimdi Amerikalılar için Ruslar dünyadaki birinci düşman. Birinci düşman yani şeyinde öyle yazıyor, kayıtlarında öyle yazıyor. Biz müttefikiz. Gerçek mi peki? Yani bunu bir kaldırarak işte, mı kullanıyorlar? Bunu kullanıyorlar. ya tamam, bu, okay. bu, Bakın burada Rusya şunu kullandı. Amerika Birleşik Devletleri beni tehdit ediyor cümlesini Rusya çok iyi kullandı. Ha, evet. Şimdi bu tehdit bir danışıklı dövüş mü? Bir cambaza bak oyunu mu? Şimdi bunu hani çok iddialı cümleler kuramam ama ortada bir gerçeklik ben var. Ben öyle hissediyorum. Üretmiş için. oldukları tamam. yani sonuçlara bakarak burada e, bir ee, yani şey olabilir danışık dövüş olabilir ee, birbirlerini kollayarak kendi doğaçlaması içerisinde geliştirmiş oldukları bir başka metot olabilir yani bunu niye söylüyorum çünkü biz de çok ilginç şeyler yaptık Ruslarla bir, ben e, çok şaşırtıcı yani e, Ruslarla böyle bir ilişki geliştirilen dünyada başka bir ülke var mıdır açıkçası bunu Hocam, bilmiyorum çok garip bir soru soracağım size diyeceğim ki Şimdi Dede Ağaç'ta 30 bin tane Amerikan Ama askeri var ve biraz sonra vereceğiz. Bunu şimdiden size tease edeyim, ben Atina, meraklandırayım. Ben Atina Diyorum ki <laughs> acaba bir sonraki aşamada Abdullah Ağar'a soracağız. Rusya ile Türkiye bir şekilde müttefikliğe itilip Batı mı savaştırılacak diye soracağım. Daha oraya gelmedik. Şimdi, Şimdi ben, hocam ben, ben Putin, buna cevap vermeyin. Putin Atina'da denize girmek ister mi sorusunu birazcık da onun Tamam çok güzel. Hocam bak. Şimdi Abdullah Ağır ilk defa farklı şeyler söylüyor. Bu benim de bu programı yapmamın amacı bu. Hocam şimdi şöyle söyleyeyim. Rusya'nın bir sonraki amacı ne? Rusya'nın bir sonraki amacı Murat Ferman'a bir şey soracağım sonra. Hocam ben Rusya'nın e, çok sıkışırsa, çok kızarsa Putin nükleer savaş çıkartmayacağını, böyle bir topa girmeyeceğini tamam. ama e, özellikle Balkanlarda ve Baltıkta çok ciddi filmler çevirebileceğini düşünüyorum. Yani ne demek istiyorsun? Karıştıracak. Genişleme projesi midir? Hocam, bu karıştırma bu, projesi bu midir? Bu genişlemesi zor hocam. Yani NATO'yla savaşma meselesi değil ama, ama e, NATO'yu NATO NATO'yu NATO kendi içinde yani daha önce kendisine bağlı olan Baltık'tan Balkanlara <laughs> kadar olandaki alanları ciddi anlamda istikrarsızlaştırabilir. Hatta Almanya'yı bile kendi içinde yani bir arkadaşla konuştum bugün gelirken. Almanya'da yaşıyor. Bu işleri gerçekten çok iyi biliyor. Ya dedi Almanlar çok korkuyorlar dedi. Dedim niye korkuyorlar? <laughs> Rusya'nın Almanya'yı karıştırabileceğinden korkuyorlar dedi. Çok güçlü çünkü dedi Almanlar şeyde. E, Ruslar Almanya'da. Gerçekten bakıyorum. Tam tersi de var ama. Ya Almanlar hocam şimdi şimdi, şeyde, şimdi bunlar olabilir. Evet. Yani Almanlar çok zengin. Bakın ben bir şey söylüyorum. Yani paralarıyla çok büyük işler başarabiliyorlar. Yani bizim sırtımıza 4 milyon tane göçmenin kalmasının sebebi adamların parasıdır hocam. Yani arkadaşlar 25 numarayı bir ekrana verelim. Abdullah Ağar şunu söyledi. Ben dedi şunu görüyorum. E, bu operasyonun arkasında Rusya ile Amerika anlaşmış olabilir ve bundan sonraki olayda Avrupa'nın karıştırılması olayına dönüşebilir. Hemen biraz sonra bu soruyu soracağım. Peki Çin ne yapacak diye biraz bekleyin. Murat Ferman'a bir soru. Buyurun. Hocam